Merhaba satranç severler. Bugün de TAP Derneği, Taşınabilir Pil Üreticiler ve İthalatçılar Derneği'nin hediye etmiş olduğu satranç takımıyla biraz çalışmalar yaptım. Ben mi neredeyim? Pardon. İşte geldim. TAP Derneği'nin hediye etmiş olduğu satranç takımıyla biraz vakit geçirdim. Hoşuma gitti. Gönül ister ki böyle örneklerin çoğalması. Evet. Gördüğünüz üzere Taşınabilir Pil Üreticiler ve İthalatçılar Derneği Atık Pil Biriktirin diyor. Bunu göstermek istiyorum. Eğer satrançta piliniz böyle şarj olsun arkadaşlar. Satrançta piliniz şarj olsun, deşarj olun. Moraliniz de böyle yüksek olsun. Hep yeşil enerji kalın diye göstermek istedim. Günün oyununu inceleyeceğiz. Tabii ki konumuz satranç. Ne zamanki gibi. Alexander Alekin. O bir dünya satranç şampiyonu. Örnek alınan önemli ustalardan birisi. Değil mi? Satranç tarihçesinde önemli oyunculardan biri. Örnek olmuş, ilham olmuş bir oyuncu. Beyazlar Alexander Alekin, siyahlar Vladas Mikenas. Evet, hemen oyuna başlayalım. D4 ile bu vezir gambit açılışı değil mi? Evet. Karşılıklı filler fianchetto diyoruz değil mi? Çaprazdaki uzun çapraza yerleşmiş file fianchetto fili diyoruz. İtalyanca bir terim olmuş ama uzun çapraz tutan önemli bir hem saldırı hem savunma için önemli bir fil. At da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Ve at fil çıkıldıktan sonra kısa roklar yapılıp şahlar güvenceye altına alınmış durumda. Hemen Mikenas merkezi parçalamak istiyor. Alexander Alekin de buna müsaade etmem diyor. Sen o atı önce diyor. Düzgün bir yere gel bakalım. Tekrar ata baskı. Şimdi alıyor piyonu. Burada A3 çıktı değil mi? Burada B4 çıkarsa at alındığı için kayıp olur, tutulamaz. Şimdi istendikten sonra uzun çapraza siyahların uzun çaprazına da gördüğünüz üzere filini geldi Alexander Alekin. İki uzun çaprazda da fili mevcut. Piyonları değişmeyelim diyor. Şimdi piyonu da vermem diyor. Ve Mikenas gördüğünüz gibi açık hatta ne yaptı? Batarya yaptı. Vezir kale bataryası. D hattını değil mi? Evet. Oradan rakip kampa dalacağım diyor Mikenas. Bakalım. Alexander Alekin de bir planı var tabii ki. Biliyorsunuz satrancın bir A planı var. Bir B planı var. Bir de C planı var. Evet. Bunu bütün oyuncular bilir. Vezir istendi. Vezir kaçıldı. Evet. Ben dedi senin savunma filini aldım bir kenaz. Önemli değil diyor. Şah dedi. Vezir alınamaz. Fil koruyor. Şahın güvenli bir noktaya geldikten sonra şimdi gözünü fil beyazda giden filiyle Alexander Alekin'in vezirine dikmiş. Atı açıp isteyecekti ama o kadar da değil diyor Alekin. Bu oyunu diyor. Bu kadar basit indirgemeyelim. Ben de diyor E hattında batarya yaptım diyor. Ve şu anda bir atlarla şah tarafına doğru Alexander Alekin ilerliyor gördüğünüz gibi. Değiştiler. Şimdi burada at fili tuttuğu için siyahta giden fili at tutuyor gördüğünüz gibi. Atı kovalayıp ne yapacak? Fili alacak kaleyle. O yüzden diyor bunu müsaade etmem diyor. Mecbur edeceğim diyor Mikenas. Bu kadar kolay olmaz diyormuşlar. Ve taş değişiminden sonra gördüğünüz gibi atı merkez kareye geldi. İki at da merkezde. Değil mi? Atlar olsun, vezir olsun, kale olsun, fil olsun. Merkezde olan taşlar çok aktiftir bildiğiniz üzere.
Ve kaleyi Şahan tarafına yönlendiriyor Alexander Alekin. Asansöre bindi kale, dördüncü kata çıktı. Atla kale istiyorum diyor. Ben onu alırım dedi. Dediğimiz gibi siyahta giden fili ne yaptı? Açmazı aldı arkadaşlar. Ben açmazdan rahatsız olurum dedi. Piyon tutuldu. Şimdi hem kaleyle hem fille E5'teki piyon isteniyor. Ben de kaleyi istiyorum diyor o zaman. Kale kaçırınca piyonla tutuluyor. Merkez önemli. Şimdi batar yapıldı. Yedinci yataydan Mikenas tarafından. Ben o atı vermem diyor. Kale de var diyor. Şahını ilerlemeye çalışıyor Mikenas. Gördüğünüz gibi burada bakın piyonu bir çıkarak kaleyle tutmuş oldu. Yani orada iki piyondan gördüğünüz gibi A ve B'de sabitlemiş oldu. Kalede piyonu tuttuğu için sabitlemiş oldu. Şimdi siyahta giden filiyle gelmeye başlarken oyun sonuna ne demiştik? Şahın merkezleşmesi. Alekin Şahın'la geliyor ve burada bakın piyon boşta ama piyon almıyor. Kale istiyor değil mi? Kale istiyor. Ben de diyor buradan diyor sıkıntılar yapacağım sana diyor. Alınca şah kaleyi ne yapmış oldu? Batara yapmış oldu. Sen at aldın ama diyor Alekin. Şahın güvenliğini ne yapmış oldu? Unutmuş oldu. Şimdi kaleyle bir şah mat. Yedinci yataydan gördüğünüz gibi dördüncü kattaki kaleyi yani C4'teki kaleyi asansöre bindirip C7'ye çıkarttınız mı şah ve mat. O zaman iki çıkıp ben şah çekeyim diyor. Aldı şah çekti. Ve şahın hareketini kısıtladı. C7'ye geldi kale. Ben diyor oraya diyor bir güvenli ne şahın güvenini ihmal ettim ama diyor kaçabilirim diyor. Piyonlar açıyor. Evet. Alexander Alekin çok soğukkanlı oynamış gördüğünüz gibi. Şimdi burada iki kale bir fili var Mikenas'ın. Alexander Alekin'in iki kalesi var ama D'de bir geçer eri olacak gibi duruyor. Ve kaleyi istiyor. Kaleler değişilince bağlı geçer diyoruz değil mi? B ve C'de. Bakalım ne olacak? Şahın oynuyor. Alexander Alekin. Ve burada ne olmuş oldu? Bir materyal üstünlüğü var. Mikenas'ın. Bunun avantajıyla ne yapmış oldu? Oyunu kazanmış oldu. Çok güzel bir oyun.